Gün ortasında Dünya ve Biz programıyla karşınızdayım. Ben Tülin Daloğlu. Bugün birkaç tane haberimiz var. Önce bu haberleri göreceğiz ve hemen akabinde çok kıymetli bir sanatçımızla sohbet edeceğiz. Ama önce biliyorsunuz dün Türkiye'ye Çin'den aşı geldi ve olay oldu. Türkiye'nin COVID-19 aşısı aldığı Çinli şirket Sinovac'ın internet sitesi Root Ayıldız isimli Türkiye merkezli bir grup tarafından hacklendi. Euronews'de çıkan bu habere göre kendilerini Türk siber ordusu olarak tanımlayan grup sitede Türkiye ile Doğu Türkistan bayraklarını paylaşarak al bayraktan gök bayrağı selam olsun, cuma namazını Çin seddinde kılmayı nasip et ya Rabbi, ruhum bedenim ve fikrim her şey Müslüman Türk milletine feda olsun, ölümünden sonra ruhum sizlerle hep beraber, bu cihanda bir araya gelemesek de Uygur güzeli elbet bir gün ortağımız olur notu paylaştı. Ancak sabah saatlerinde yapılan bu saldırı sonrasında site hemen normale döndü diyelim. Ve evet, Çin'den gelen aşıya farklı farklı tepkiler var. Bu da tepkilerden bir tanesi. Dün aynı zamanda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sene sonunda Türk dış politikasını özetlediği ve önümüzdeki seneye yönelik de bazı değerlendirmelerde bulunduğu bir basın toplantısı düzenlemişti. Ve bu basın toplantısında da S-400'lerle ilgili olarak, S-400 ve F-35'lerle ilgili olarak Amerika ile ortaklaşa bir çalışma grubu kurulduğundan bahsetmişti. Ancak Çavuşoğlu'nun bu açıklamasına Amerika'dan, Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan hızla bir yalanlama geldi. Yine Euronews'den verelim bu haberi. Dediler ki ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü S-400 yaptırımları ve F-35'ler ile ilgili bir çalışma grubunun olmadığını söyledi. 2020 yılına ilişkin dış politika değerlendirme toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Amerika ile Türkiye ilişkilerini değerlendirmişti dediler ve Çavuşoğlu toplantıda teklifin Amerika'dan geldiğini belirterek S-400'ler nedeniyle katsa uygulandı. ABD'de yeni yönetimle olumlu bir ilişki sürdürmeyi amaçlıyoruz. ABD yaptırım kararından sonra bize F-35 ve S-400'ler konusunda ortak çalışalım teklifi geldi. Biz o teklife de evet dedik ve görüşmelerde başladı demişti dün Mevlüt Çavuşoğlu. Ancak ABD Dışişleri Bakanlığı sözcülüğü ise yaptırımların mevcut karşılıklı askeri işbirliği üzerindeki etkisine ilişkin rutin çalışma düzeyinde istişareler olduğunu söyledi. Ancak bunun bir ortak çalışma grubu olmadığını belirtti. Şimdi buradan nasıl bir çıkarım yapmak isabetli olur? Türkiye aynı zamanda İsrail'e de bir büyükelçi ataması yaptığı yönünde bir dizi haberi hepimiz işte takip ediyoruz ve anlıyoruz ki aslında Ankara her ne kadar bu kelimeyi kullanmak istemese de, son derece imtina etse de, kendi dış politikasındaki attığı adımların getirdiği kör düğümden kendini biraz rahatlatmak istiyor. Eğer ki rahatlatacaksa tabii ki bazen geri adım atmak da önemli bir dış politik kararıdır. Fakat işte buna karşı tarafında nasıl tepki vereceğini ölçmek, dengelemek gerekir. Ankara dileyelim 2021'de çok iddialı konuşmak yerine daha sağduyulu açılımlar yapar diyelim ve eski dış ticaret ve gümrüklerden sorumlu Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen'in Rusya menşeili Sputnik haber sitesine verdiği özel bir röportaja dönelim. Şimdi bu röportajda Kürşat Tüzmen sanki Ankara-Şam hattında bir diyalog kapısını aralamak ister gibi bir hali var. Ve bu diyalog kapısının da ilk adımının dış ticaretten olacağı yönünde bir mesaj veriyor adeta. Diyor ki Kürşat Tüzmen, 2002'den 2009'a kadar dış ticaretimizi yaklaşık 3 milyar dolar seviyesine getirmiştik diyor. Suriye,
ve Türkiye halklarının birbiriyle hiçbir sorunu olmadığını söylüyor. Ve sonra işte sorulara verdiği cevaplarında tırnak içerisinde okuyorum. Sayın Tüzmen diyor ki böyle bir dönem sonrası Suriye'nin gözümüzün önünde yakılıp yıkılması, o Palmira'nın teröristlerce yıkılmasını ve bölgedeki insanların çektiği acıları hep üzüntüyle karşıladım. Sonuçta oradaki halkın bizimle hiç problemi yok. Belki ülkenin başındaki isimler arasındaki sorunlar meseleyi bu hale getirdi diye düşünebilirsiniz. Ama ben akıllı olan insanların kendi siyasilerini yönlendireceklerini ve ülkelerinin gelecekleri doğrultusunda güzel bir ortam oluşturacaklarını düşünüyorum diyor Sayın Tüzmen. Ve devam ediyor. Diyor ki geçmişte hesapları bir kenara bırakmamız gerektiğini düşünüyorum. Dünya tarihinin en gerilerine giderseniz her ülkenin birbiriyle hesabı olur. Olan oldu denilip yeni bir sayfa açılmalı. Bunun da yolu dış ticarettir diyor Sayın Kürşat Tüzmen. Karşılıklı olarak ülkelerimizin zenginleşmesi sorunlarımızı çözer. Yoksa devamlı göç alan bir ülke oluruz. Sonuçta halkların sorunları yok diyor. Ve haliyle işte demek ki Ankara aynı zamanda işte Amerika ile İsrail ile derken bir de öteki taraftan Suriye'de de demek ki arka kapı diplomasisini bir kenara bırakıp sanki Şam'la doğrudan bir iletişime geçilmesi için sene sonunu kapatırken farklı yerlerden mesajlar veriyor mu diye soralım. Ve dün biz yayını kapattıktan sonra çok hızlı bir son dakika haberi vardı. Bu son dakika haberi Yemen'de Aden Havalimanı'ndan geldi. Yemen'de yeni göreve gelen hükümet Suudi Arabistan'dan taşıyan uçağın havalimanına iniş yapmasından sonra bir saldırı gerçekleşti. Kabine üyeleri uçaktan inmeye hazırlanırken en az bir patlama oldu. Heyetten hiç kimse yaralanmadı, hayatını kaybeden olmadı. Ancak 22 kişi bu patlamada hayatını kaybetti. Enformasyon Bakanı Muammer El Eryani sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı korkak bir terörist saldırı olarak değerlendirdi ve İran'ın desteklediği Husi milisleri sorumlu tuttu diyelim. Şimdi aynı zamanda İran dedik, lafı açtık. İşte sene sonuna geliyoruz. Bugünler bizim bu coğrafyada biraz hareketli. Neden? Çünkü geçen sene tam da bugünlerde Bağdat'ta Amerikan Büyükelçiliğine saldırılar vardı. Ve 3 Ocak'ta yani bu sene pazar gününe denk gelecek şekilde Amerika, İran devrim muhafızları Kudüs güçleri komutanı Kasım Süleymani'ye suikast düzenlemişti ve öldürmüştü. Aynı zamanda işte geçtiğimiz ay içerisinde bu sefer İsrail casuslarının İran'da İran'ın nükleer programında son derece kilit bir rolü olan bir bilim insanını öldürdüğünü biliyorsunuz paylaşmıştık. İşte bütün bunlar toplanırken böyle bir tansiyon toplanması var. Ve fakat Amerika İran'a sanki bir güç göstergesi yapmak. Bak işte hani bunun yıl dönümü geliyor ama sakın Amerika'nın bölgedeki, Irak'taki ve bölgedeki herhangi bir noktadaki güçlerine, büyükelçiliklerine, konsolosluklarına saldırma diye bir gövde gösterisi yapıyor. Ve bunun için dün Jerusalem Post'tan bu haberi paylaşalım sizinle. Dün iki tane B-52 uçağını bölgeye gönderdi Amerika. Utah'tan kalktılar bu uçaklar. Amerikan Merkez Komutanlığı'na bağlı. Kalktılar ve 30 saat boyunca Amerika'dan kalktılar. Körfez'de dolandılar. Havada
yakıt ikmali yaptılar ve ondan sonra tekrar hiç yere iniş yapmadan Amerika'da çıkış yaptıkları yere gittiler. Bu tamamen bir gövde gösterisi, güç göstergesi ve İran'a eğer ki hani bir şey yaparsan bak bunun devamında daha farklı şeyler gelir mesajı. Ki hafta başında aynı zamanda biz Eylül ayında Amerika'nın bu sefer de B-1 uçaklarını, yine 2 adet B-1 uçağını bu sefer Asya Pasifik'e gönderdiğini söylemiştik. Orada da Rusya ve Çin'e karşı bir gövde gösterisinde bulunmuştu Amerika ve hemen akabinde de işte geçtiğimiz son 2 hafta içerisinde de Rusya ve Çin aynı bölgede ortak askeri tatbikat yapmışlardı. Yani büyük güçlerin sene kapanırken de işte koronavirüs sonrasındaki yeni dünya düzenine geçerken herkes yerini farklı bir şekilde alıyor, konumlandırıyor. Ve son olarak bir haber daha paylaşalım. Sene biterken Amerika'da biliyorsunuz yeni seçilmiş hükümet 20 Ocak'ta Amerika saatine göre öğlen işbaşı yapacak. Ama Amerikan Kongresi, mevcut Amerikan Kongresi üçünde fesh ediliyor. Altısında, yani önümüzdeki hafta çarşamba günü de yeni seçilmiş olan kongre hem senatörler hem vekiller yeminlerini içerek işbaşı yapacaklar. Ve işte böylesine bir maraton içerisinde, devir teslim maratonu içerisinde Amerikan Dışişleri Bakanlığı son derece hızlı bir şekilde Suudi Arabistan'a 290 milyon liraya satmış oldukları bombalar için onay verdiler ve efendim burada Suudi Arabistan'ın insan hakları raporuna kesinlikle ve kesinlikle hiçbir atıfta bulunulmadı. Bunu da kayda geçirelim. Bir de Suudi Arabistan dün Arab News'da, Riyad merkezli Arab News haber sitesinde bir haber paylaştı ve Türkiye'yi güvenli görmedikleri için efendim Türkiye'ye gelen Suudi vatandaşların kazıklandıkları, taksilere bindikleri zaman ekstra para istenildiği gibi gerekçelerle Türkiye'nin artık güvenli olmadığını ve turist olarak Türkiye'ye gelinmesinin önerilmediğini söyledi ve bu aynı haberin son paragrafında da Türkiye yerine alternatif olarak Gürcistan ve henüz daha yeni savaşı sonlandırmış Ermenistan ve Azerbaycan'ı gösterdiler diyelim. Ve hemen bugünkü konuğumuza dönelim. Senenin son Dünya ve Biz programındayız. Bu kadar karmaşık haberlerle sonlandırmak istemedim ve bize işte ağzımızda güzel bir tat kalsın. Ama tabii ki işte korona döneminde de, salgın döneminde de hepimizi düşündüren ama bir o taraftan da kalbimize, ruhumuza en güzel dokunan kimler vardır dedim. Sanatçılar vardır. Ve işte senenin son programı hem çok kıymetli bir sanatçı, İstanbul Devlet Opera ve Balesi orkestra sanatçısı, hem de efendim benim çok kıymetli bir arkadaşım, sevgili Şafak Erişkin'i bugün için programımıza konuk edelim isterim. Sevgili Şafak, Dünya ve Biz programına hoş geldin. Hoş bulduk Gülüncüm. Evet. Konuk ettiğin için teşekkürler. Elbette, ne kadar güzel, ne kadar şanslıyız. Hem seninle arkadaş olduğum için, hem ruhumuzu böylesine güzel müziğinle beslediğin için. Ama salgın döneminde biz de seninle çok defaatle arada konuştuk. Hakikaten sanatçılar çok zorlu sınavlar verdiler, hem de dünya genelinde. Ama öbür taraftan da özellikle salgının ilk başlarında, yani Türkiye 14 Mart'ta kapandığı zamanda bir baktık dünyanın çeşitli noktalarında, belki hepimiz de yani gitmek istesek gidemeyeceğimiz şekilde işte Berlin Filarmoni, Paris Operası veya New York Metropolitan Müzesi, bütün varlıklarını diyeyim, herhalde doğru kelime o olacak, dijital ortamda açtılar internet üzerinden ve bizler dünyanın neresinden olursa olsun belli sürelerle o internet sitelerinden bu müzeleri veyahut da orkestraların eserlerini dinleme fırsatına sahip olabildik. Ama bu kısa bir aralıktı. Ondan sonrasında koca bir sene geçti ve bir baktık sanatçılar gerçekten çok zorlandılar dünyanın her bir köşesinde. Nasıl geçti bu sene diyeyim, bundan sonra sözü sana vereyim.
Tülin'cim, seneyi sanatla kapatmayı tercih ettiğin için çok teşekkürler. Tüm ekibinize ve sana mutlu yıllar diliyorum. Biz bu süreçte insanlık adına durduk. Gerçekten birçok şeyi yapamadık gibi gelse de yine dünyamız güneşin çevresinde dönmeyi bırakmadı. Bu akşam yeni bir yıla başlıyoruz. Dolayısıyla insanlar kendi hayatlarının durduğunu varsaydılar ama aslında öyle değil. Hayat durmuyor. Evde kapalı da olsak durmuyoruz. Sanatçılar açısından diğer sektörlerden farklı olarak hem karakter hem yaklaşım hem de yapımız gereği kriz yönetimi konusunda birçok insana oranla çok daha başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü yaratmayı durdurmadığımız gibi bir başka özelliğimiz de kriz dönemlerinde ve sorunlu zamanlarda çözüme odaklı çalışabiliyor ve yaratabiliyor olmak özelliğimiz. Dolayısıyla sanat durmadı. Evlerde kapalı kaldık belki ama bir şekilde insanlara ulaşmanın yollarını hep aradık ve arıyoruz. Burada tabii ki birçok problemle karşılaştık hepimiz. Altyapı eksiklikleri gibi. UNESCO'nun da açıkladığı üzere oranın bu derece yüksek olduğunu bilmiyordum açıkçası. Dünya nüfusunun %46'sının internet erişimi yokmuş örneğin. Bu büyük bir rakam. Bizler hayatı online sürdürmeye çalışan, hatta bütün işlerimizi online yürütmeye çalışan insanlar olarak %46 neredeyse dünya nüfusunun %50'sinin internette var olmamış sayılması tabii çok büyük bir kayıp. Bu sektörler eminim ki bu gelişmeler ve bu veriler daha çok arttıkça buna göre düzenlenecektir ve yeni bir takım altyapı çalışmaları kurulacaktır. İlk zamana baktığımızda biz 16 Mart'tan beri yanılmıyorsam izolasyon sürecine girdik, pandemi ilan edildi. Dünyada ilk buna tepki veren ve sanat ve sanatçılar adına koruma, maddi manevi koruma önlemleri alan büyük ülkelerden en başlıcaları Almanya, Fransa diyebiliriz. Sanatçıların daha sonra Kanada'da eklendi bunlara, sonra Amerika derken tabii bütün dünyayı etkisine aldı. Ancak sanatçıların maddi olarak da önce korunması adına yapılan yardımlar ya da düşünülen paketler bir kere bu sürecin bu derece uzun süreceğini öngörmüyordu belli ki. Çünkü yeniden yapılandırma gereklilikleri ve hatta yine UNESCO'nun yeni çabaları ve önerileriyle politik düzeyde, politik anlamda da artık masaya getirilmesi gerekliliğini doğurdu ve bunun için bir takım toplantılar ve yeni bakış açıları geliştirmeleri söz konusu olacak önümüzdeki günlerde anladığım kadarıyla ciddi paketler açıklandı. Ancak bu paketler malum kapitalist düzenin bir takım çözüm önerileriydi. Birçok gelişmiş ülke ve ekonomisi çok iyi durumda olan birçok ülke ciddi paketler açıkladılar. Burada küçük esnafından sanatçısına işte büyük sanayi işletmelerine kadar birçok şeyi üstlendiler. Ancak bu pastalardaki dilimlerimiz sanatçılar adına son derece yetersiz kaldı. Örneğin Kanada dedi ki ben sanatçılarım sakın üzülmesinler. Evden çıkmasınlar, sağlıklarına dikkat etsinler. Ben onlara işte 2000 Kanada doları ödeme yapacağım. Oysa ki orada bu ödemelere talip olan bizim meslektaşlarımızdan duyumlarımıza göre bunlar örneğin sadece 3 kere başvurulabilir yardımlar olarak kalmış. Almanya'da da öyle en refah içinde olan, ekonomisi en iyi olan ülkelerden biri Almanya. Ciddi yardımlarda bulunsa dahi yine de bir küçük işletmenin devletin korumasını aldığı kadar küçük işletmeyi aldıkları kadar bir sanatçıyı alamadıklarını gördük. Nitekim 3. 5. ayından itibaren sanatçılar tarafından ciddi eylemler başladı. Metropolitan dedin biraz önce. Metropolitan Operası biliyorsun bizim camiamızdaki en
top noktalardan biridir. Fakat Metropolitan Operası Nisan ayından itibaren tüm kadrolu müzisyenlerine para ödeyemeyeceğini açıkladığı gibi, bu pandemi bitmeden, bir aşı bulunmadan ve bu aşıyla birlikte nüfusun büyük oranı, bu sürü bağışıklığı denilen sistemle bağışıklık kazanmadan perdelerini açmayacağını ilan etti. Bu da onların öngörüsüne göre Eylül 2021, ancak bence 2 yıl kadar, yani 2021'in yazından önce bu öngördükleri şartlar, yani maske, mesafe, hijyen, medikal bir zorunluluk olmadığı, olmaktan çıkmadıkça zannederim yine de olmayacaktır. Dolayısıyla pardon, buyur. Yok yok, siz lütfen lafı tamamlayın. Dolayısıyla, ama bu sadece Metropolitan için değil, gerçekten ciddi kültür merkezleri için geçerli olan, yani bütün tiyatro salonları kapandı, sinemalar kapandı. Sektör derken bizim kastımız sektörde sadece sanatçılar da değil, biliyorsun Tülin'cim. Sahneye çıkan sanatçıdan ışıkçısına, dekorcusundan menajerine, yani bütün sektörlere baktığımızda sadece sinema sektöründe 10 milyon işsiz görüyoruz. Ki bunun dışında İkinci Dünya Savaşı'ndan itibaren olmuş en büyük krizin yaşandığını söyleniyor. %7,5 oranında bir küçülme ve ciddi anlamda bir telef var. 10 milyardan fazla işsiz müzik ve sanat alanında, sahne sanatları alanında dünyada 10 milyardan fazla insan işsiz kalmış durumda. Dolayısıyla ciddi olarak ben bu dönemin başka, zaten dünyanın gidişatına bakarsak bu küçücük virüsün bizi ne hale getirdiğini ve ne kadar çaresiz kaldığımızı fark ettiğimiz bir dönemden geçerken, zaten buradan çıktığımızda ilk girdiğimiz günkü mantık ve bakış açımızla olduğumuz yerden devam edemeyeceğimiz çok kesin görünüyor açıkçası. Nereden devam? Ne kadar zor, ama şimdi hani süre de çok hızlı akıyor, son 10 dakika birkaç soru soracağım. Yani böyle bir sorunun acaba cevabı var mıdır bilmiyorum, ama hani sanat olmazsa olmaz. Hakikaten hepimizin ihtiyacı var. Evde oturduğumuz zaman siz çok güzel anlattınız. Sanatçının o yaratıcı gücü hiçbir zaman durmuyor. İlla ki devam ediyor. Bizler de evde oturduğumuz zaman müzik dinliyoruz, film seyrediyoruz, resme bakıyoruz ve bir şekilde o sanatla haşır neşir olmak istiyoruz. Ama öbür taraftan anlattığınız işin ekonomik tarafı son derece demoralize edici, acı bir gerçeği de gözümüzün önüne koyuyor. Şimdi hal bu neyse, Türkiye'de de biliyorsunuz sanatçı olmak istiyorum dediğiniz zaman aileler, eminim çok rahat, gönül rahatlığıyla destekleyen aileler vardır. Lütfen lafım yanlış anlaşılmasın. Ama genelde çok hani teşvik edilmez. Çünkü geçinmesi zor bir meslek dalı olarak görülür. Artı böylesine bir salgın döneminde bu daha da zorlaştıysa dünya genelinde hem de. Peki bundan sonrasına nasıl bakmak gerekiyor? Yani nasıl biz yeni nesillerimizde sanatın sürdürülebileceğini göreceğiz? Nasıl bir öngörü var bundan sonrasına, salgın sonrası yeni dünyaya dair? Salgın sonrası yeni dünyaya dair şu anda açılımları belirli kültür merkezlerinde ve bu meşaleyi elinde tutan 20. yüzyılın son derece sahiplenmiş olduğunu fark ettiğimiz isimleri, büyük sarf ettiğimiz merkezlerde bir değişime gideceğini ben düşünmek durumunda hissediyorum kendimi. Çünkü çevreden gelen sanatçıların merkezlere ve metropollere gelen çevre sanatçılarının oranın kültürünü etkileyememesi ve o kültüre katkıda bulunmaması düşünülemez. Çünkü metropoller buna yön veren kesimler, toplumlarda biliyorsun. Bu sanatçıların, çevre sanatçıların daha çok sömürüldüğü düzenlerden ve bu kapitalist düzende bu sömürülerden öte artık burada bir kültür köprüsü ve yeni bir dünya kültürü kurulma
evresi başlayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü burada artık insanlar lokal olmaktan çok daha global olmanın yolunu açacaktır bizlere. Çünkü bizim yaptığımız iş, her şu anda ne kadar çevrim içi etkinliklerle var olmaya çalışsak da her birimiz, biz insandan beslenen bir topluluğuz. Zaten insanın kendisi de sosyal bir varlık. Yani bunu, ikisini birbirinden ayırt etmemiz mümkün değil. Kültür, müzik, sanat dediğimiz şey insanlara dayanıklılık ve umut verir. Yani bizlerin bazı şeylere dayanabilmesi, umudumuzu yitirmememiz için insanlarla bunları üretip paylaşıyor olmamız lazım. Ancak kitlelerin de etkinliklere katılıp sanatçı ve uzmanlarla bir şekilde iletişim halinde olmaları gerekir. Yani onların verilecek mesajlarının alınması gerekir. Bu neslin kaybolmaması için de bence son yaratıcı kuşağın olumsuz etkilenmesi demek, geniş kitlelerin özgür ifadeye ve eleştirel bakış açısı ve yaratıcı yeniliklere ulaşamaması anlamına gelecektir ki bu insan jenerasyonlarını uzunca etkileyecektir. Bizim belki şu an 2 sene dediğimiz şey, çünkü şu an sanat sektöründe eğitim alan gençler politikalarında, yani ülkelerin şu an virüse karşı aldıkları politikalar gereğince de sanatın gelişmesindeki en doğal hakları olan seyahat etmek, görmek ve o platformlarda var olmak haklarını maalesef kullanamıyor haldeler. Dolayısıyla biz çok lokalize kalmak durumunda kalırız ki bu da sanatın evrilmesine engel olacaktır. Sanatın buradan sonra gideceği yerdeki en önemli bence yapı taşları, birincisi altyapı yokluğunu ve eksikliğini gidermek, ikincisi kamusal yatırımın güçlendirilmesi, üçüncüsü mutlaka ve mutlaka yaratıcı insanların gerçekten desteklenmesi. Özel sektörlere ve yerel yönetimlere bu konularda çok iş düşüyor. Genel politikalar ve kültür politikaları da öyle. Ve dördüncüsü, bence en önemlisi, istihdam eksikliğinin derhal giderilmesi. Birçok anlamda sanatçılara can suyu olacaktır diye düşünüyorum ben. Evet, dileyelim önümüzdeki sene bunları daha bilinçli bir şekilde yerine getirelim ve sanatçılarımıza sahip çıkalım. Süre aktı gitti. Böyle böyle diye diye senenin de sonuna geldik ama ben programı kapatırken izleyicilerimize Kültür Bakanlığı'nın da desteğiyle hazırlanmış olan sizin bir videonuzu paylaşmak istiyorum ama öncesinde belki siz bize anlatırsınız onun arka planını. Çünkü dünya dedik, anlattık ama Türkiye'de siz gibi sanatçılarımızın da çok ciddi bir zorlu süreci vardı ve evde kalırken sanıyorum işte nasıl yaratıcı gücü aktif tutabildi. Onun bir hikayesi var diye düşünüyorum bu videoda. Tabii öyle ki. Değil mi? Tabii ki. Burada ekrandan gördüğüm kadarıyla bu videoyu evde çekmiştik. Evet, biliyorsunuz ben İstanbul Devlet Opera Balesi orkestrası, çello sanatçısıyım. İlk kapandığımız günlerde online olarak izleyicilerimize ulaşma çabalarımızdandı. Bu videoda onlardan biriydi. Daha sonra esnek sosyalleşme dönemi miydi o dönem? O dönemde açık hava konserlerimize başladık kurum olarak. Daha sonra onlara da bir kısıtlama geldi. Bütün önlemlerimizi alarak yine bir salonda sanat faaliyetlerimize devam etme gerekliliği hissettik. Yapabildiğimiz kadar. Şu anda biraz daha yine evlerimizdeyiz. Yine farklı çalışmalarımız, başka platformlardan evlere konuk olma çabalarımız devam edecek. Seyircilerimize de bize bu süreçte destekledikleri için, bizlerle var olmayı seçtikleri için, bizleri yalnız bırakmamak adına ellerinden geleni yaptıkları için de çok teşekkür ediyoruz. Biraz daha sabır. Yeni yıl inşallah umduğumuzdan da güzel şeyler getirsin. Ben bu yılı bir kayıp olarak görmek istemiyorum. Kaybettiğimiz milyonlarca dünya vatandaşına gerçekten çok çok üzgünüz ve hepsinin yolu ışık olsun diyorum. Ancak
ciddi bir yol ayrımındayız. Umuyorum kültür sanat adına buradan yine sanat galip çıkacaktır diye düşünmek istiyorum ben. Evet ve o sanatın güzel dokunuşuyla dileyelim dış politikada birazcık daha yumuşasın ve hepimize daha güzel, daha huzur dolu, daha anlaşılabilir ve işbirliğinin öne çıkabildiği bir dünyayı sunsun diyelim. Biz de sizin sayenizde bu senenin son yayınını böyle kapatmış olalım. Efendim İstanbul Devlet Opera ve Balesi orkestra sanatçısı sevgili Şafak Erişkin'le bugün konuştuk. Çok teşekkür ediyorum bu yılın son programına verdiğiniz bu destekten ötürü. Mutlu ben yıllar çok... diliyorum. Sağlıklı güzel bir sene olsun 2021. Evet efendim, seneyi kapatırken her zaman dediğimiz gibi büyük ümitlerle giriyoruz yeni seneye, ama yeni senede de salgın devam ediyor. O yüzden her zaman dediğimiz gibi aramızdaki mesafeye, maskeye ve hijyene sıkılmadan, hayıflanmadan devam ediyoruz. Sağlıkla kalın, yarın yine bu saatte görüşmek dileğiyle.